Tanrı Korkusu. Yazan John Beaver. 30. Bölüm. Değişik bir İsa. Çoğu zaman bir konuyu daha iyi anlamak için bilmek istediğimiz şeyin antitezine bakmak yardımcı olur. Bu nedenle Tanrı ile yakınlık üzerinde daha fazla tartışmaya başlamadan önce az sonra okuyacağımız hikayede resmedilen karşıtını ele alalım. Bir liderlik konferansında konuşmak için Hawaii'ye henüz gelmiştim. Otel odam hazır olmadığından havuz kenarında şemsiye altında dinlenecek bir yer buldum. Tesadüfen farklı bir konferansa katılan bir iş kadını da odasını bekliyordu. Konuşmaya başladık. Ve benim Hristiyan bir yazar ve pastör olduğumu öğrendiğinde İsa ile olan ilişkisi hakkında konuşmaya başladı. İsa'yı tanımadığını anlamam birkaç dakikadan fazla sürmedi. Neye inandığını kendinden emin bir şekilde anlatmayı sürdürdü. Ancak çok azı kutsal yazıların ortaya koyduğu ilkelerle örtüşüyordu. Sessizce kutsal ruhtan bilgelik istedim. Ve birkaç saniye içinde ne söyleyeceğimi bana açıkladı. Kadın konuşmasını bitirdiğinde havuzun karşısında oturan adamı görüyor musun? Diye sordum. Yüzünde şaşkın bir ifadeyle büyük olasılıkla konuyu aniden değiştirmemden neden sordun? Evet diye yanıtladı. Neşeyle şöyle dedim. Onun adı Jim. Fresno, Kaliforniya'dan geliyor. Sıkı bir vegan diyetiyle yaşıyor. Amerika Birleşik Devletleri Olimpiyat su topu takımında oynamak en büyük hayali. Günde 3 saat hem havuzda hem de spor salonunda egzersiz yapıyor. Hobileri tenis, paraşütle atlama ve resim yapmak. Jim, jacuzzi'nin hemen yanındaki kadınla evli. Adı Betty ve Jim'den 10 yaş küçük. Şimdi onu nasıl bu kadar iyi tanıdığımı merak ederek, "Konferansa seninle birlikte mi katılıyor?" diye sordu. Hemen cevap verdim. Hayır hanımefendi. Daha da meraklandı. Peki Jim'i nasıl bu kadar iyi tanıyorsun? Sonra dönüp gözlerinin içine baktım ve onunla hiç tanışmadım dedim. Yüzü değişti ve şimdi dikkatli, hatta belki de endişeli görünüyordu. Belki de bir röntgenci, özel dedektif, hatta bir ajan olup olmadığımı merak etti. Biraz düşünmesine izin verdim. Sonra kendimden emin bir şekilde, onun hakkında inandığım şey bu, dedim. Suskundu. Devam ettim. Az önce İsa'nın kim olduğuna dair inancınızdan büyük bir güvenle bahsettiniz. Ancak onun hakkında az önce söylediğiniz neredeyse hiçbir şey doğru değil. Kutsal kitabın öğrettiklerine aykırıdır. Bunu biliyorum. Çünkü onu tanıyorum. Böylece sohbetimiz onun isteğiyle sona erdi. Ama gözle görülür şekilde sarsıldı. Elçi Paulus, çok sevdiği bir kiliseye şaşırtıcı bir açıklama yapar. Çünkü size gelen ve bizim tanıttığımızdan değişik bir İsa'yı tanıtanları pekala hoş görüyorsunuz. Değişik bir ilahtan değil, değişik bir İsa'dan söz ediyor. Belli ki İsa'ya inanıyorlar ama aslında onu tanımıyorlardı. Neden? Beğenilerine hitap eden her şeye inanırlar ve sonuç olarak gerçek İsa'ya yabancılaşırlar. Bunu yapmak zor değil. Rab görünmezdir. Ve bu yüzden onun doğasını kendi zevkinize göre değiştirebilirsiniz. İsrailoğulları da benzer bir şey yapmıştır. Mısır'dan çıkmak, dünyadan kurtulmanın bir örneğidir. Şöyle okuyoruz. Hepsi aynı ruhsal içiciyi içti. Artlarından gelen ruhsal kayadan içtiler. O kaya Mesih'ti. Ne var ki Tanrı onların çoğundan hoşnut değildi. Tanrı'nın hoşnut olmamasının birçok nedeni vardır. Ancak hepsi başlıca tek bir noktaya indirgenir. Tanrı'nın sözüne itaatsizlikleri, yani kutsal korkudan yoksun olmaları. Musa 40 gün boyunca dağda kaldığında, İsrail'in başında duran Harun'un eliyle altından bir buzağı inşa edilir. Bu olaya bakıyoruz ve putperestlik diye haykırıyoruz. Bu doğru. Ancak birçoğunun fark etmediği şey, Harun ve halkın geri kalanının buzağı Elohim diye adlandırmalarıdır. Bu sözcük eski antlaşmada 2606 kez geçer. Sahte ilahları kastedebilir. Ancak
10 seferden 9'unda tek gerçek Tanrı olan Yahve, Rabbi tanımlamak için kullanılır. Örneğin yaratılışın ilk bölümünde 32 kez bulunur. Kutsal kitabın ilk ayeti şöyledir. Başlangıçta Elohim göğü ve yeri yarattı. Buzağı yüce Tanrı Elohim mi yoksa sahte Tanrı Elohim mi olarak tanımladıklarını kolayca ortaya koyabiliriz. Bunun kanıtı Harun'un buzağından Rab olarak söz etmesidir. Bu tek gerçek Tanrımızın kutsal adıdır ve kutsal kitabın hiçbir yerinde sahte bir Tanrı'nın adı olarak kullanılmaz. Harun ve İsrail halkı buzağı Osiris Baal, Isis veya başka herhangi bir sahte Tanrı'nın adıyla tanımlamaz. Bizi Mısır'dan çıkaran Tanrımız budur diye ilan ederler. Nasıl bu kadar hatalı olabildiler? Neden Musa gibi yaşayan gerçek Tanrı'yı tanımadılar? Onun mucizelerini gördüler, onun bulutunu ve ateş sütununu izlediler. Cevap karmaşık değil. Aylar önce Tanrı kendisini tanıtmak için dağdan indiğinde geri çekildiler ve Musa'ya şöyle dediler. Sen git, Tanrımız Rabbin söyleyeceklerini dinle. Sonra Tanrımız Rabbin bütün söylediklerini bize anlat. Biz de kulak verip uyuyacağız. Musa'nın mutlak hayal kırıklığını sadece hayal edebiliyorum. Onların Tanrı'nın huzurunda olmaktaki isteksizliklerini idrak edemez. Bu nasıl mümkün olabilir? Musa bu kaygıyı Rab'be getirir ve cevaplar bulmayı bekler. Ancak Tanrı Musa'ya şaşırtıcı bir cevap verir. Bu halkın sana neler söylediğini duydum. Bütün söyledikleri doğrudur. Musa dona kalır. Büyük olasılıkla içinden şöyle geçmiştir. Bir dakika. Söyledikleri doğru mu? Bir kez olsun bu halk gerçekten haklı. Tanrı'ya verdiği yanıtın şöyle bir şey olduğunu hayal ediyorum. Neden huzuruna gelip seni benim gibi yakından tanımıyorlar? Tanrı cevap verir. Ama bu kez cevabı yürek parçalayıcıdır. Keşke benden korksalardı ve bütün buyruklarıma uymak için her zaman yürekten istekli olsalardı. Yasanın tekrarı 5:29. Tanrı yas tutmaktadır. Sadece kutsal korku içinde yürüselerdi, onun huzuruna gelip yakın bir ilişkiye sahip olabileceklerdi. Böylece ona itaat etmeleri için güç bulacaklar ve hem onlara hem de çocuklarına sürekli iyilik gelecekti. Sonra Tanrı Musa'ya şu talimatı verir. Git, çadırlarına dönmelerini söyle. Ama sen burada yanımda dur. Sana bütün buyrukları, kuralları, ilkeleri vereceğim. Yasanın tekrarı 5:30-31. Bu hem yürek burkan hem de heyecan veren bir ifade. Önce yürek burukluğu, İsrail'in en karanlık saati, buzağı inşa ettikleri ya da onları vaat edilen topraklara girmekten alıkoyan, kötü bir rapor verdikleri zaman değildi. Hayır, onların en karanlık saati aslında buydu. Tanrı onları kendisine getirmek için Mısır'dan, dünyadan çıkardı. Böylece onu yakından tanıyabileceklerdi. Ancak kutsal korkudan yoksun oldukları için bu fırsatı kaçırdılar. Trajik. Öte yandan Musa için heyecan vericiydi. Çünkü Tanrı'nın yanında durmaya ve onun sözlerini doğrudan onun ağzından duymaya davet edilmişti. Halk çadırlarına geri dönerken o Tanrı ile yakın bir ilişkiye çağrıldı. Havuz başında konuştuğum kadın değişik bir İsa'dan söz etti. Korintliler değişik bir İsa'ya hizmet etti ve İsrail değişik bir yüce Tanrı'yı izledi. Burada bir döngü görüyor muyuz? İsa adını verdiğimiz bir Tanrı yaratmamız ve yine de Tanrı'nın sağında duran gerçek İsa'yı tanımamamız mümkündür. Ve bunu daha da can sıkıcı yapan şey, hem İsrail halkının hem de Korint Kilisesi'nin dualarının karşılığında Rabbin apaçık gücünü ve mucizelerini deneyim etmeleridir. Öyleyse şimdi yargı gününde İsa'yı Rab ilan edecek, ancak trajik bir şekilde Tanrı'nın İsrail halkına söylediği gibi "Benden uzaklaşın" sözünü işitecek olan büyük kalabalığa geri dönelim. İsa'nın bu kalabalıklara gerçekte ne olacağına dair peygamberlik sözlerini daha yakından incelememiz gerek.
Bu bölümün başında belirtildiği gibi Rabbimiz ve Efendimizle yakınlık konusunda kutsal korkunun önemini daha iyi anlamamızı sağlayacaktır. Bunu bir sonraki bölümde yapacağız.